Öncelikle bunun bir alışkanlık olup olmadığı, bunun bir oyun içgüdüsü mü yoksa bir fevri davranış mı olduğu nu bilmemiz lazım. Sonrasında evde tek kedi mi var, birden fazla kedi mi var? Evdeki bütün bireylere bu hareketi, davranışı sergiliyor mu yoksa sadece bir kişiye mi sergiliyor? Bunları bilmek lazım. Eğer oyun içgüdüsüyle yapıyorsa ve atıyorum bu kedi bir Scottish Fold'sa ırk olarak, bu noktada o zaman oyun olarak o kişiyi seçmiştir ve maalesef istemeden zarar veriyordur. Bununla alakalı elimize sürekli sağa sola salladığımız zaman, yapma etme dur dediğimiz zaman, elimizde de görsel olarak salladığımızda bu avlanma içgüdüsüyle, oyun içgüdüsüyle bunun devamının, tekrarının istendiği yönünde düşünür ki bu da bunun sürekli tekrarını getirir ki bu bir yanlış davranıştır. Bu tarz tırmalama ya da işte ısırma tarzında elimize karşı hareketleri, tavrı olduğunda ve bunu oyun olarak sergiliyorsa mutlaka o esnada onu alıp bulunduğu ortamdan başka bir yere bırakmalı. Sonrasında tekrar yanımıza geldiğinde de hiç konuşmayıp elimizi kolumuzu sallamadan ilgilenmezsek ve bunun süreklilik olarak biraz sabredip birkaç gün ya da birkaç hafta beklersek bunun oyun alışkanlığı olmaktan çıkartıp onun için bir oyun alışkanlığı olmadığını ona kazandırma yönünde de hareket etmiş oluruz ki sorunumuz ortadan bu şekilde kalkacaktır.